Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ne kadar uzun zamandır döviz kurlarının bilhassa dolar Türk lirası paritesinin yatay seyir izleyeceğini söylüyorum değil mi canlarım? Evet, başka arkadaşlarımız, pek çok uzman arkadaşımız ki onlar benden çok daha değerli ekonomistler, benden çok daha usta ekonomistler, hemen hepsi de profesyonel ekonomistler, benim gibi düşünmüyorlardı. Dolar patladı, patlıyor, çatladı, çatlıyor diye sürekli manşetler attılar değil mi? Başlıklar yaptılar. Ben ise hep şunu söyledim. Hiç acele etmeyin. Dolar kurunu bir süre daha, hatta uzunca bir süre bu seyirde tutmak isteyecekler. Tutabilirler mi diye sorarsanız tutabilirler dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi canlarım? Peki ben yanılmadım da neden benden çok daha usta, çok daha profesyonel, ben hiç profesyonel falan değilim zaten. Arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım yanıldılar. Bence onların yanılgılarının sebebi siyasetçiyi ya da iktidarı benim kadar tanıyor olmayışları. Yani ben ülkeyi yönetenleri çok iyi tanıyorum. Ne zaman neler yapacaklarını çok iyi biliyorum. Ama benim o güzel, iyi niyetli ve gerçekten ekonomiyi çok iyi bilen, dünya ekonomisini çok iyi takip eden arkadaşlarım, dostlarım ise Türkiye'de bilhassa ülkeyi son 20 yıldır yöneten siyasetçileri siyasi zihniyeti bilmiyorlar. Bence bir başka şeyi de pek ciddiye almıyorlar. Uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borçlarının çok yüksek olmadığını söylüyorum. İç borçlarının da çok yüksek olmadığını söylüyorum. Değil mi? Biliyorsunuz. Bunu hep benden duydunuz, duyuyorsunuz canlarım. Dünyanın en borçlu devleti olan Japonya'da enflasyonun hala tekhanelerde ve hatta yıllık %2'lerde falan olduğunu anlatıyorum, paylaşıyorum sizlerle. Peki nasıl oluyor? Arz, talep. Japonya hükümetleri bir defa sürekli, neredeyse son 70 yıldır hep liberal demokrat bir siyasi parti tarafından yönetildiler. Araya çok az liberal olmayan bir iktidar girdi ama Japonlar liberal demokrasiyi bütün kurallarına göre uyguluyorlar. Bir defa aşırı ücret politikası hiç uygulamadılar, hiç uygulamıyorlar. Japon halkının en çok kazanan bürokratiyle, sivil resmi bürokratiyle, yani özel sektör bürokratı, kamu sektörü bürokratiyle, yine özel sektör emekçisi, kamu sektörü emekçisi arasında uçurum yok. Ve Japon ekonomisi harikulade dört dörtlük bir üretim ve tüketim planlamasıyla hareket ediyor. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yok. En önemlisi, Japonya'yı yönetenler devletin gelirlerinden ne kadar kaskallarız, ne kadar çalarız diye akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Tertemiz insanlar. Çok dürüst insanlar. Çünkü çalacakları her kuruşun aslında kendi geleceklerinden çalınmış olduğunun da farkındalar. İşte o nedenle Japonları çok dürüst siyasetçi devlet insanları yönetiyor. Hem çalmıyorlar hem çaldırmıyorlar. Az gelişmiş ülkeleri yönetenler ise hem çok fakirlikten geldikleri hem çok çocukluklarında çok ezildikleri, delikanlılıklarını çok ezildikleri, hatta delikanlılıktan ilk genç adam olmaya adım attıklarında da çok ezildikleri için siyaseti kendi kişisel hırsları için yapıyorlar. Bencil hesapları için yapıyorlar. Siyasette iktidar olmayı istemelerinin bir tek sebebi var. Yok efendim, ne hizmeti ya? Hangi hizmet? Ne halka hizmet, ne hakka hizmet. Az gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Amana dikkat! Az gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Az gelişmiş ülkelerde siyasetçiler fakirlikten, ezilmişlikten gelirler ve demokrasi sayesinde ülkenin bir numarası bile olabilirler.
İşte o bin numara olduktan sonra onlar için demokrasi bir tramvaydan farksızdır. Binerler tramvaya, gidecekleri yere kadar giderler, inmeleri gerekiyorsa inerler, devam etmeleri gerekiyorsa devam ederler. Tramvayı süren, tramvayı kullanan, ona vatman mı derler, ne derler bilmiyorum. O, işte o siyasetçinin emir ve komutası altındadır. Biletçi de emir ve komutası altındadır, vatman da emir ve komutası altındadır. Siyasetçi dur derse durur, git derse gider. Nerede? Az gelişmiş ülkelerde. Ben Türkiye'yi yöneten siyasetçileri, siyasi zihniyetlerini, ihtiraslarını çok yakından bildiğim için ve kafalarında seçime giderken sadece ve sadece seçimi kazanmak olduğunu da bizzat yaşayarak öğrendiğim için onların ne yapacaklarını biliyorum. Güçlerinin ne olduğunu da biliyorum. Nerelerden nasıl kaynaklar getireceklerini de biliyorum. Türkiye'de olağanüstü şekilde kaçak para girişi var. Ey muhalefet partileri diye soruyorum, değil mi? Ne kadar uzun zamandır soruyorum. Türkiye her ay milyarlarca dolar cari açık veren bir ülke. Cari açık ne demek? Bir ailenin, ayda 10 bin lira geliri olan bir ailenin her ay diyelim ki 11 bin lira, 12 bin lira harcaması ama ailede hiç kimsenin o aileyi geçindirmekle yükümlü babaya, anneye ya da baba anne beraber geçindiriyorlarsa onlara ya bize 10 bin lira para giriyor ayda ama biz 13 bin lira harcıyoruz. Bu 3 bin lira nereden geliyor diye sormaması gibi bir şeydir. Muhalefet partileri bunu hiç sormadılar canlarım. 128 milyar dolarımız satıldığında da hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben muhalefeti eleştirdim. Onlar dediler ki 128 milyar dolarımızı yaktınız. Hayır dedim. 128 milyar dolarımızı yakmadılar. Böyle söylerseniz inandırıcılıklarınızı yitirirsiniz. Bunlar 128 milyar doları satmamaları gerektiği kadar düşük fiyattan sattılar. Kime? Eşe, dosta, ahbaba sattılar. Oysa doğrusu neydi? Doğrusu o rezervi bir süre daha elde bulundurup gerektiğinde Türk lirasının döviz karşısında devalüe edilmesine imkan vermekti. Böylece enflasyonlarla aşınmış olan Türk lirası dolar karşısında gerçek değerini bulacaktı. Yapmadılar canlarım. Muhalefet partileri de doğru ve dürüst davranmak yerine kısır ve kasabalı politikacı gibi davrandılar. 128 milyar havaya savruldu. Hiçbir yere savrulmamıştı. Sadece TL'ye dönüştürülmüştü. Ve devletin daha az olan dış borç yükümlülüğü daha çok olmuştu. Devletin dış politikada çok daha rahat hareket etmesini sağlayacak döviz rezervleri erimiş, uçmuş, gitmişti. Ben günümüz dünyasında bir devletin çok fazla net döviz rezervi barındırmasına taraftar değilim. Beni tanıyan herkes bunu biliyor. Ben neye taraftarım peki? Döviz rezervlerinin satışının çok son derecede sağlıklı yapılmasına taraftarım. Yerinde kullanılmasına taraftarım. Elbette bir yerde 150 milyar dolar döviz rezerviniz var ama siz gidip başka bir yerlerden yıllık %10 faizle dış borç alıyorsunuz. Çılgınlık bu, delilik, gerizekalılık bu. Bunları kim bilir kaç defalarca anlattım. Ancak canlarım, Türkiye'yi yönetenler benim dediklerim gibi davranmadılar. Benim istediğim gibi davranmadılar. Dövizleri havaya savurmadılar. Hayır, Türk parasını çevirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borç yükümlülüğünü arttırdılar. Ve bizi rezervsiz bıraktıkları gibi çok yüksek faizlerle dünya borsalarından, dünya piyasalarından, tefecilerden borçlar aldılar. Nasıl? Swap yaparak. Sen bana 10 bin dolar ver mesela, ben sana doları 18 liradan sayayım. Sen benim bankama 180 bin lira yatırmış ol. Türk bankalarına, kamu bankalarına. Ben sana yıllık şu kadar faiz vereyim. Sonra da sen gel benden dövizini geri al, benim paramı da bana ver. Ya böyle şey olur mu canlarım ya?
Böyle bir ticaret olur mu canlarım benim, güzel kardeşlerim, dostlarım? Bunları bildiğim için bu hükümetin seçimlere kadar dövizin üzerine, döviz kurlarının üzerine baskı yapacağını söylüyorum. Ne diyorum? Bunlar ihracatın tepe takla olmasını bile göze alabilecekler. Neden? Çünkü kamuoyuna verdikleri tek mesaj, hiç merak etmeyin, biz enflasyonu Şubat ayından 2023'te, 2022'de düşürecekler de olmadı. Şimdi diyorlar ki 2023 Şubat ayından itibaren enflasyonu düşüreceğiz. Hayır. Enflasyon hızını düşürebilirler. Başarılı mıdır? Elbette başarılıdır. Bakacağız hangi şartlarda düşüreceklerine bakacağız. Ama canlarım, yıllık %9 gösterge faiziyle enflasyonu nasıl düşüreceklerini ben de merak ediyorum. Enflasyonu düşüremeyecekler ama ne yapacaklar? İhracatı kesip ihracatçının ürettiği malları iç piyasaya sürmesi için onları zorlayacaklar. Tıpkı bankaların yıllık %85-86 enflasyon yaşanan bir ülkede devlet tahvillerini %9 yıllık faizle ya da %10 yıllık faizle almaya zorlanmaları gibi bu sefer de ihracatçı sanayiciyi zorlayacaklar. Satma dışarıya. E borcum var, dövize ihtiyacım var, ödeme. Ertele. E nasıl erteleyecek? Canlarım, çok tehlikeli günlere giriyoruz. Söylüyorum ben ama. Çok tehlikeli günlere giriyoruz. Ama onlar artık her türlü tehlikeyi göze aldılar. Muhalefetin burada hatası ne? Şu. Diyelim ki 8-10 kişi toplanmışsınız bir yerde. Karşınızda da bir adam. Aynı zamanda sizin hem içinizden biri ama hem de sizin şirketinizin de tepedeki yöneticisi. Bu kişi devleti ya da şirketi yönetirken, yönetmesi gerekirken nereden bulmuş? Bulmuş bazı malzemeler. El bombası yapıyor. El bombası yaptığını görüyorsunuz. El bombasını yapmak için de parayı şirketten, şirketin kasasından alıyor. Onu da görüyorsunuz. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ama sadece bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Engel olabilmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve sonra öyle bir gün geliyor ki o sizin tepedeki yöneticinizin ürettiği el bombası artık kullanılabilir hale geliyor. Ve işte o anda o yönetici bombayı sağ eline alıyor. Sol elini bombanın fünyesine uzatıyor. Hadi şöyle olsun. Fünyeyi çekelim. Bombayı patlatırım diyor. Siz bu sefer başlıyorsunuz. Aman yapma, bombayı patlatma. Ne olursun bombayı patlatma, hep beraber havayı uçarız demeye başlıyorsunuz ama yöneticinin umurunda bile değil. Bir şartla bombayı patlatmam diyor. Benim bugüne kadar yaptığım her türlü usulsüzlüğü, yasa dışılığı hepsini affedeceksiniz. Ya biz bunu affedemeyiz. Biz affetsek bile biz borsaya kayıtlı bir şirketiz. Borsanın ortakları, borsanın yönetimi seni savcılığa şikayet eder. Yargılanırsın, mahkum olursun diyorlar. Peki diyorlar, madem beni affetmiyorsunuz, ben bombanın pimini çekip üstünüze fırlatıyorum. Ben de patlayacağım, ben de gideceğim bu arada ama siz de gideceksiniz diyor. Canlarım, az gelişmiş ülkelerde eğer o ülkeyi yöneten bir kişi, bir tek adam durumu bu noktaya getirmişse o el yapımı bombayı patlatmaktan çekinmez. Umurunda bile olmaz. Buraya kadar anlattıklarım az gelişmiş ülkelerle ilgili örnekte. Şimdi bu örnekten giderek ülkemize geleyim. Erdoğan iktidar partilerinin aksine ya da MHP ile AKP'nin aksine muhalefet tarafından pek çok yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Değil mi canlarım? Ben suçlamıyorum arkadaşlar. Ben mevcut durumu sizlerle paylaşıyorum. Bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı meclis kürsüsünde neler söylüyor, neler söylüyor ki en sonunda söylediklerinden Manadası ile ilgili olanlar da haklı çıktı. Değil mi canlarım? Haklı çıktı. Peki, şimdi bundan sonra ne olabilir? Olabilecek olan diyorlar ki seçime gitmez. Kim gitmez seçime? Recep Tayyip Erdoğan seçimi erteler. Seçimi erteleyebilmenin anayasal şartları var canlarım. Evet. Eğer Recep Tayyip Erdoğan MHP ile birlik olup da bu seçimi ertelemeye kalkarsa anayasadaki şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yani MHP ile AKP yan yana gelip
meclise seçimi erteleyemezler. Anayasamıza göre seçimler 5 senede bir mutlak surette yapılır. Seçimlerin ertelenmesi iktidarın ya da meclisteki sal çoğunluğun oyuyla gerçekleştirilemez. Yani savaş durumu var. Ben Irak'a savaş açtım, Suriye'yle savaşıyorum, vay Yunanistan üstüme geliyor, ordular gönderdim deyip erteleyemezsiniz. Tayyip Bey de erteleyemez, Bahçeli de erteleyemez. Nasıl ki seçimi zamanından önce yapabilmek için 360 milletvekilinin asgari evet demesi gerekiyorsa, seçimi de ancak savaş olma halinde, yani uluslararası savaş hukukuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ülkeyle savaşıyor olması halinde, sınır dışı harekat savaş değildir. Aman ha, karıştırmayalım. Bir ülkeyle savaşmamız şart. Ancak bir ülkeyle savaşacağımız kadar gibi aynı zamanda da mecliste asgari 360 milletvekili bu seçimler bir yıl ertelenmelidir kararını verecekler. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu durumda Erdoğan nasıl savaş çıkaracak? Erdoğan seçimleri nasıl erteleyecek? Peki dede, neden bu insanlar seçimler ertelenecek diyorlar, seçimler ertelenebilir diyorlar. Ya söylersem nedenini belki ön yargılı olurum. İstemiyorum. Belki bu iddiada bulunan arkadaşlarımı kırmış olurum. Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Bu konularda hiçbir dostumu kırmak, incitmek istemiyorum. Onlar öyle düşünüyorlar. Onların öyle düşünmeleri başka, anayasa başka. Ben anayasanın gereklerini sizlerle paylaşıyorum. Onlar duygularını, belki de tahminlerini sizlerle paylaşıyorlar. Ben size her zaman ne derim? Eğer bir konuda tahminim varsa söylerim, ama bilgim varsa onu da söylerim. Anayasa ortada. Anayasanın 78. maddesi seçimlerin ancak savaş halinde ertelenebileceğini ve bunun içinde meclis kararı gerektiğini anlatıyor. Bir seçimler erkeni alırken 360 milletvekili gerekiyorsa, yani 5'te 3 milletvekili oyu gerekiyorsa, seçimleri savaş şartıyla ertelemek için de 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu nedenle geçelim bunları canlarım. Önümüze bakalım. Tekrarlıyorum. 1. AKP daha bir süre döviz kurunun üzerine baskı yapmaya devam edecek. Ne zamana kadar? Benim tahminim bu. Tahminim, bilgim değil. Erdoğan'ın bu hükümet muhalefet partilerinden olan taleplerinin kabul edildiği güne kadar. Yani bombayı patlatmaması için gereken ya da pimini çekip atmaması için gereken talepleri nelerse. Neler? Bilmem. Bilmiyorum ama o talepleri olduğunu biliyorum. Bunlardan bir tanesinin genel af olduğundan kesinlikle eminim. Dikkat ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu genel af teklifini ortaya attığında ben destek bile verdim. Hatırlıyorsunuz. Sonra Kemal Bey bir daha genel af lafını ağzına bile almadı. Çünkü gelen kamuoyu araştırmalarında anlayabildiğim kadarıyla, bilmiyorum, böyle bir bilgim yok, tahmin ediyorum ki kamuoyu araştırmaları, eğer Erdoğan'ı affetmek için bir af çıkarılırsa, af konusunda lehte oy veren, yani afın çıkması lehinde oy veren siyasi partileri de cezalandıracaklar. Demokratik Sol Parti'nin, yani Ecevit'in genel başkanı olduğu DSP'nin feci şekilde cezalandırılmasının sebeplerinden biri Raşan affı dediğimiz aftır. Evet, halk istemiyor. Halkın geneli istemiyor. Peki KHK'lar? KHK'lar suçlu değil ki af isteyesiniz. Paşalar? Paşalar suçlu değil ki af isteyesiniz. Onlar yargının vereceği, bir hakimin vereceği kararla bir gecede çok rahat tahliye edilebilecek olan kişilerdir. Ve bunu yapabilecek yürekli, hukukun üstünlüğü ilkesine inanmış çok savcı var, çok yargıç var. İnanın 2023 seçimlerine kadar ve bekleyin. Seçimler yapılacak. Seçimleri hiç kimse erteleyemez. Bu seçimleri ertelemeye kalkan bir güç, bir sivil güç çok ağır şekilde cezalandırılır. Çok ağır şekilde cezalandırılır. Başına çok büyük belalar gelir. Benden söylemesi. Hadi buyursunlar, sıkıyorsa seçimi ertelesinler de göreyim. Ama dediğim diğeri olur mu? Olabilir.
olabilir. Muhalefet partileriyle anlaşırlar. Recep Tayyip Erdoğan PİM'i çekmez, bombayı yere bırakır. Ne zaman? İstekleri yerine geldikten sonra. Evet Çanlar, sabah enseyi karartmayın diyemedim çünkü içimden gelmedi. İçimden gelmedi. Ama şimdi düşünüyorum, bakıyorum, inceliyorum, çalışıyorum, çalışma yapıyorum ve görüyorum ki enseyi karartmayın. Türkiye'nin önünde bir tek engel var. Bir tek engel. Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Recep Tayyip Erdoğan anayasamızı zorlamaz ise, erken seçime katılmak için ortalığı kaşımaz ise, bakın seçimi ertelerse demiyorum, seçimi erteleyebilme ihtimali sıfır. Onu geçtik gittik. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde olabilir, yapabilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde ya ben bu seçime karar vereyim de seçim olmadan bir gün önce de alırım başımı giderim diyenler çıkabilir. Olabilir bilmiyorum. Bakın olacaktır demiyorum, olabilir diyorum. Bunu yapabilir. İşte ancak o zaman Türkiye'de iç kargaşa çıkar. İç savaş demek istemiyorum. Acayip iç kargaşa çıkar. Allah korusun Erdoğan eğer onu da yaparsa zaten şu anda halk affedilmesini istemiyor. O zaman halk Erdoğan için çok daha kötü şeyler düşünür. Benden söylemesi canlarım. Ensenizi lütfen karartmayın. Her şeyin çok güzel olacağına kendinizi inandırın. Öncelikle buna kendinizi inandırın. Kendinizi inandırdıktan sonra tahammülle bekleyin. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum ve hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın.